Migren ağrılarıyla devam edelim. Çünkü normal bir baş ağrısı ile migren ağrısı arasında farklar var. Bunu da izleyicilerimizle paylaşalım ve bitkisel çözüm yollarından bahsedelim. Evet, migrenin de birçok türü var. Yarın baş ağrısı denir migrene. Migren Fransızca bir kelime. Yani yarın baş ağrısı Türkçesi. Beyinde 100 milyar aşağı yukarı sinir hücresi var. Bunlara nöron denir. Nöronlarda, sinir hücrelerinde diğer sinir hücrelerine gönderilmek için nörotransmitterler var, hormonsu maddeler. Yani bilgisayardan mail atmak gibi. Elektronik posta. Beynimiz saniyede milyonlarca diğer hücrelere, diğer organlara veya kendi içerisinde haberleşmek için nörotransmitter gönderiyor sürekli. Milyonlarca. Bu milyonlarca haberleşme nedeniyle ne oluyor? Beyin kökünde çok yoğun bir hareketlilik oluyor. Bu nedenle beyindeki serotonin hormonunun salgılanmasında anormallikler ortaya çıkıyor. Bu anormallikler nedeniyle beyin kökündeki sinirler ve damarlarda iltihap meydana geliyor. Bu da migren tetikliyor. Birinci görüş bu. İkinci görüş, normal olarak her insanın bağırsağında 2 kilo ağırlığında, bu 1 kilo, bu da 2 kilo. 2 kilo ağırlığında bir insanın bağırsağında 100 katrilyon bakteri var. 2 kilo ağırlığında ortalama. Büyüklerde daha çok, küçüklerde biraz az. Gittikçe azalır. Bu bakterilerin, 2 kilo bakterinin %99'u normal olarak nedir? Faydalıdır. B2, B3, B6, B12 K vitamini üretirler. Yağları, yağ proteinleri, aminosları, karbonhidratları, glikozları dönüştürür vesaire. Bizim için çalıştılar. Arnası bal yapar, bunlar da vitamin üretir. Çok kompleks ve karmaşık B12 vitamini gibi vitamin üretirler. Kendisi için üretiyor. Arnası bal yapıyor, bunlar da vitamin yapıyor. Kişi antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaç kullanırsa, abur cubur yerse, tatlı yerse faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır, zararlı bakteri ve mantarlar toksik madde üretir. Etan, metan, bütan gibi gazlar, etil alkol, metil alkol, bütil alkol, zehirli alkoller, uyumayasın diye hızlı konuşuyor. Histamin, penisilin gibi toksik maddeler üretir. İşte bu toksik maddeler, mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler nereye gidiyor? Karaciğere geliyor. Karaciğer ne yapıyor? Bu toksik maddeleri arıtmaya çalışıyor. Neyle arıtacak? B6 vitamini, B12 vitamini. Vitamin harcıyor, harcıyor. Vitamin yetersizliği ortaya çıkıyor. Vitamin, B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit yani B9 vitamini sinirleri, sinir vitamini derler bunlar. Beyindeki sinirleri besler. Bu vitaminler azalırsa ne olur? Baş ağrısı başlar tabii ki. Yani baş ağrısının iki sebebi var. Bir, Evet. çok yoğun nörotransmitter haberleşince e-postası gönderme diyelim. Bilgisayarınızdan şimdi bazıları reklam amaçlı mail atıyor. Adam mesela saatte 100-200 bin mail atıyor. Ne oluyor? Bilgisayarı bozuyor. Spam oldu, düşüyor vesaire. Aynı. Çok yoğun bir stres ne oluyor? Beyin yorulur hop diyor. Ne oldu? Bitti. Bitiyor yani. Bunun Asırı bir dışında ısınma. migreni tetikleyen neler söyleyebilirsiniz? Yanlış beslenme, aşırı kimyasal ilaç kullanma, abur cubur yeme. Öyle bir migren rahatsızlığı olan bir şahıs, bir bayan Stuttgart'ta 30 yıldır migren. Çok perişan, çeşit çeşit ilaç. Kullanmadığı ilaç kalmamış. Hiçbir şey fayda etmiyor artık. Otomatik hiçbir şey fayda etmez diyor. Hiçbir şey fayda etmez. Hallederiz inşallah dedik. Şimdi bu gördüğünüz nanenin 25 çeşit nane var. Kıvırcık nane ve su nanesini İngiliz asıllı bir ilim adamı birleştirerek bir hibrit tür üretmiş. Mente piperita denen bir yeni bir tür. Buna tıbbi nane denir veyahut da biberiye nanesi denir. Biberi nane veya İngilizce mente piperita. Doğru söylemişiz. Mente piperita'nın yani bu tıbbi nanenin diğer nanelerden farkı ne? Bu nanenin birleşiminde yüksek oranda mentol var. Baş ağrısına karşı
çok çok etkili ve dünyada en kaliteli nane nerede yetişir? İzmir'de yetişir. İzmir'de yetişen nanenin birleşiminde %3.8 yani %4'e yakın oranında eterik yağ var. İkinci olarak İstanbul'da, üçüncü Maraş'ta vesaire. Yani Avrupa'da yetişen nanenin Türkiye'de yetişen nane 5 kat fazla eterik yağ içerir. Dünyanın en kaliteli nanesi Türkiye'de yetişir ama biz ne yapıyoruz? Ülkemizde yetişen hiçbir şeyin değerini bilmiyoruz. İnşallah bir gün öğreniriz. Şimdi nane ile ilgili Profesör Doktor Göbül Kiel Üniversitesi Nevralji Kliniğinde klinik araştırması yapmış ve migren hastalarını tedavi etmiştir. Profesör Doktor Göbül özel bir eterik yağ geliştirmiş. Ben de geliştirdim böyle bir özel bir esans geliştirdim. Melisa Ruhu adı. Nane yağı, okaliptüs yağı, oğulotu ekstresi ve lavanta yağı içerir. Bir iki damla böyle şakaklara sürdüğünüzde hafif migrende otomatik hemen yok eder. Fakat migren ağır bir rahatsızlıksa, serotonin hormonu dedim ya dengesizliğinden kaynaklanıyorsa o zaman sarı kantaron forte kullanmak gerekir. Beyne kan akışında bir anormallik varsa, oksijen yetersizliği varsa ginkgo kullanmak gerekir. Düşük tansiyon nedeniyle oksijen akışı azalmışsa biberiye gerekir. Yani migrenin sebebini bilebilirsek tedavisi mümkündür. Evet. Onu bilmeden yani kişiyle konuşmadan ezbere şunu al kullan demek yanlış.